Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi maalesef mecliste Yüce Meclis'in çatısı altında yaşanmaması gereken hadiseler, üzücü hadiseler yaşandı. Öncelikle Türk milletinin bir ferdi, bir milletvekili olarak bundan üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ama daha üzüntü duyduğumuz ve daha acı olan hadisenin de burada altının çizilmesi lazım. Normalde mahallede, dışarıda bir kavga olduğunda, hele ki mecliste bir kavga olduğunda beklenen şudur. Milletvekillerinin araya girip bunu yatıştırmaya çalışması, aralamaya çalışması. İlk kavga yaşandığında ben kulisteydim. Danışmanımla beraber bir konu üzerinde bilgisayarda çalışma yapıyorduk. İçeri girip ayırayım diye içeri girdiğimde içeride Fatih Şahin başta olmak üzere cümleler aynen şudur. Kan dökülecek. Bunun hesabı mutlaka görülecek. O vekil Ali Bey'i kastederek buraya gelecek ve biz bundan onun hesabını burada soracağız. Kanını dökeceğiz. Aynen cümle bu ve böyle parmağını gözümüze adeta sokar gibi. Biz de ya arkadaşlar kavga oldu bitti. Yani artık şey yapmak lazım, sükuneti korumak lazım dediğimiz anda özellikle Fatih Şahin çok parmağını sallıyordu. Yani parmak sallayarak bu mesele çözülmez, konuşarak çözülür dediğimiz anda hepsi birden MHP sıralarındaydık. Bizim grup sıralarımıza hücum ettiler ve saldırdılar. Kimler saldırdı? Milletvekili olmasının yanı sıra profesör olan, geçmişte genel müdürlük yapmış, geçmişte İslam dinimizi anlatmakla meşgul olan, güzel dinimizi anlatmakla meşgul olan insanlar. Şimdi şuraya bakın lütfen. Şuradaki yumrukları sayabiliyor musunuz arkadaşlar? AKP milletvekillerinin kaldırdıkları ve bana vurmaya çalıştıkları yumruklara bir bakın arkadaşlar. Genci var, yaşlı, 70 yaşında bir milletvekili. Bir yumruk da ben atayım derdinde. Ben araya gireyim, ben ayırayım değil, bir yumruk da ben atayım. Yunus Kılıç, profesör, benim de hemşehrim Kars. Arkadan, erkekliğe hiçbir şekilde sığmayacak. Arkadan, görüyor musunuz? Arkadan Yunus Kılıç, bir yumruk da ben vurayım. Bir linç girişimi var arkadaşlar. Ben size isimlerini buradan sayayım. Özellikle kavganın ön safında olanların. Ondan sonra da resimleri göstermeye devam edeceğim. Yunus Kılıç, Kars. Selçuk Özdağ. Hoca. Yani Manisa milletvekili. Kavganın en ön sırasında bir yumrukta ben vurayım derdinde Selçuk Bey. Fatih Şahin. Esas kavganın çıkmasının provokatörlüğünü yapan. Muhyiddin Aksak, Erzurum milletvekili. Kavga bitiyor. Arkadaşların birisi benim sağ kolumda, birisi sol kolumdan tutup işte ayırıp götürürken arkadan kavga bittikten sonra sinsice yaklaşıp tam yüzümü döndüğümde bir yumruk vurup kaçan. Şimdi erkekliğin kitabında bunlar yoktur arkadaşlar. Murat Yıldırım, Çorum. Muzaffer Arslan, Kırşehir. Ali Ercoşkun, Bolu. Ahmet Salih Dağ, Kilis. Mehmet Emin Önem, Şanlıurfa. Suat Önal, Osmaniye, Halil Akyüz, Şanlıurfa, Bilal Macit, İstanbul, Osman Kahveci, Karabük, Nusret Bayraktar, Rize, Ahmet Arslan, Kars, Osman Aşkınbak, İstanbul ve daha niceleri. Arkadaşlar, yani elini araya uzatıp ayırayım derdinde olan kimse yok. Şu yumruklara bakın Allah aşkına. Bir milletvekiline karşı AKP grubunun toplu linç girişimi var. Linç etmek amacıyla gelmiş hepsi. Bir tek ben varım orada görüyorsunuz. Bana saldırmışlar ve kendimi savunma noktasındayım. Ve bana karşı linç girişimi bütün hızıyla Salim Uslu'sundan diğerine kadar. Aynı şekilde biri tutayım kolunu
öteki burayım derdinde. Arkadaşlar mesela şu vatandaş ne kadar uzakta ama yumruk havada ki bir tane de ben vurayım çekilin. Araların bir yumruk da ben atayım derdinde. Şimdi milletvekillerine bakıyor musunuz? Bir tane MHP'li var arkadaşlar. Geri kalan etrafındaki bütün milletvekilleri AKP'li ve hepsi bir yumrukta ben atayım derdinde. Ben de kendimi bu linç girişimine karşı savunma durumundayım arkadaşlar. Peki niye bu hadiseler mecliste çıkıyor? Meclis normalde diyaloğun olması gereken bir yer. Ama meclis son dönemlerde maalesef sürekli kavgaların yaşandığı bir yer haline geliyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan kürsülerde öyle bir nefret dili kullanıyor ki arkadaşlar. Buradaki milletvekilleri de olası bir kabine değişikliğinde ben bu kabinede nasıl yer alabilirimin derdinde. Memleket öyle bir duruma düşmüş ki en çok yumruğu ben atarsam kabinede ben yer alırım. En önde kavgada ben olursam kabinede ben yer alırımın derdinde. Ve burada Sayın AKP milletvekili ve kavganın esas fitilini de konuşma sırasında atan ve profesör ünvanlı Amasya milletvekili Naci Bostancı'yı da kınadığımı ifade ediyorum. Naci Bostancı esas bu kavga dilini bu tartışmalar sırasında ifade etmiştir. Arkadaşlar bu yumruk Türk milletine atılmıştır. Bu yumruk Doğu Türkistan'a atılmıştır. Bu yumruk Türkmen'e atılmıştır. Bu yumruk Karabağ'daki Azerbaycan Türklerine, Azerbaycan Türklerine atılmıştır. Ben mecliste ve arkadaşlarımız mecliste biz Türk milletinin hakkını savunmaya çalışıyoruz. Biz mecliste kaç gündür gündeme getiriyoruz. Diyoruz ki ya bu IŞİD'i bir araştıralım. IŞİD buradan eleman topluyor Türkiye'den ve orada insanların kafasını kesiyor. Bir araştıralım. Nasıl geçiyor bu insanlar? Niye gidiyor? Burada camide imamlık yapan bir adamın IŞİD'in saflarında ne işi var? Bunu araştırmayalım. Meclis bunun için var. Veya bir öğretmen IŞİD'in saflarına katılmış. Bilgisayar mühendisi IŞİD'in saflarına katılmış. Bunu araştıralım dedikçe AKP aman sakın araştırmayın. Dün ben orada ifade ettim. Bunun ucunun size dokunmasından mı korkuyorsunuz? Dediğim için zaten bir kim var içlerinde. Sürekli bunların IŞİD'i savunduğunu ve Türkmen'e gerekli desteği bulunmadığını dile getirdiğim için ve genel olarak da zaten başbakan bu nefret dilini sürekli kullandığı için mecliste bize karşı bu saldırı yapılmıştır. Hiç bu saldırıların ve bu görüntülerin mecliste olmasını istemezdik. Ama biz mecliste kendimizi savunacağız arkadaşlar. AKP'liler bizim sayımız çok, istediğimiz kanunu çıkarırız diyorsa MHP olarak biz buna direneceğiz. Sayı yetmiyor arkadaşlar. Sayınız çok diye istediğiniz kanunu çıkaramazsınız. Hukuk içerisinde çıkar kanunlar. Ama daha vahimi dün kavgadan sonra da çok açık bir dille ifade ettiler. Bizim sayımız çok. Biz bunların hepsini zorla gerekirse döve döve size kabul ettireceğiz. Bunu bize kabul ettirmeleri mümkün değil arkadaşlar. Biz buna boyun eğmeyeceğiz arkadaşlar. Türk milliyetçileri, ülkücüler buna boyun eğmeyecek. Ben buradan sizin vasıtanızla da tabandaki arkadaşlarımıza çağrıda da bulunmak istiyorum. Çünkü tabanımız çok rahatsız. AKP'nin linç girişimi infial uyandırmıştır. Herkes soğukkanlılığını korusun. Ve bu vesileyle de gördünüz ki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne kadar önemli. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diktatörlüğe, linç girişimlerine karşı çıkmak için önümüzde bir fırsatın olduğunu da gördük. Bunların eline güç geçtikçe bunlar hak hukuk tanımıyor. Bunların eline güç geçtikçe bunlar ben yaparım güç bende zihniyetinde. O yüzden Cumhurbaşkanlığı seçiminde tatilde olan vatandaşımız, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmayı düşünmeyen vatandaşlarımız bir kez daha düşünsün.
Bunlar eline gücü geçirdikçe, bunlar elinde güç toplandıkça IŞİD zihniyetinin daha da kabardığı ve eline güç geçirdikçe ben her şeyi yaparım zihniyetine geldiklerini buradaki linç girişimiyle bir kez daha gördük. Ve bu linç girişiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en üst düzeyde açık bir şekilde kınanması lazım. Meclis başkanından tutunuz da Sayın Başbakan'ın açık bir şekilde buna demesi lazım. Siz nasıl 60 kişi, 60 milletvekili, bir milletvekiline nasıl öldürmek kastıyla bu nefretle nasıl saldırırsınız demesi lazım. Ama bunun da demeyeceğini biliyoruz çünkü ilhamı başbakandan alıyor bunlar. Nefret dilini oradan alıyor. 60-70 yaşında geçmişte genel müdürlükler yapmış, profesör olanlar bu resimlerde de gördüğünüz gibi bir yumrukta ben atayım derdinde. Ve bunu Türk milleti görüyor. Türk milleti bunu unutmayacaktır arkadaşlar. Bu hepimize atılmış bir yumruktur. Ve bu linç girişimini biz de unutmuyoruz. Türk milleti de unutmayacaktır. Ve bunun hesabını hem yargıda hem de sandıkta inşallah önümüzdeki pazar günü de bunun hesabı sandıkta da sorulacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Sağ olasınız.